Bazen görünür bir sebep olmadan insana önünden geçtiği bir yapı ya da bir sokak köşesi ya da oturduğu bir sandalye hayatında çok önemli bir yer tutacakmış gibi gelir. Burası öylesine bir sokak değil. Burası bir okul. Hayatımızda çok önemli bir yer tutan kitapsal sokağımız. Burada binlerce kitap öğrencilerimizin kullanımına hazır. Öğrencilerimiz dergi ya da kitap okurken bir piyano eşliğinde burada derslerini de çalışabiliyorlar. İstedik ki en güzel çalışma ortamlarını, en iyi sosyal donatıları, en iyi eğitim ortamını oluşturalım. Bir öğrenci bu okula neden gelir? Akademik başarı tek başına yeterli midir? İyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek de bizim önemli bir amacımız değil mi? Sonra öğrencilerimiz için şu soruları da kendimize soralım. Neden mesela öğrencimiz okula geç geldiğinde ya da hiç gelmediğinde velisine mesaj gitmesin anında? Neden atıl duran bu alanı bir kitap kafeye dönüştürmeyelim? Neden öğrencilerimiz beton zeminde futbol oynasın? Resim sadece tuvale ya da kağıda çizilsin de duvarlarımızı süslemesin? Önerdiğimiz bir kitabı bulamadım cümlesini duymak yerine neden öğrencilerimize 10 bin tane kitabın olduğu bir kütüphane, e-kütüphane ve z-kütüphane sunmayalım? Öğrencilerimizin arta kalan zamanlarında zihinlerini dağıtmak için sosyal ve sportif faaliyetleri yapabilecekleri akıl ve zeka oyunları odası varken başka kötü alışkanlıklar düşünülebilir mi? Sonuç olarak öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kendilerini özel hissetmeliler dedik ve bunu da bu okulda başardık. Mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulacak bir okul meydana getirdik. İşe okulun güvenliğini en üst noktaya taşıyacak, kurumsal yapısına çok ciddi katkı sağlayacak öğrenci güvenlik geçiş sistemi, yani turnike sistemini kurarak başladık. Önyargılarla bize yaklaşan insanların sistemin kusursuz işlediğini gördükçe de bize inanmaya başladığını, bize inanan insanların daha ciddi manada arttığını da şahit ettik. İnandıkça inandırdık, yaptıkça daha fazla bir kitleyi motive eder olduk. Yerde bir çöp varsa yere çöp atmayan, o çöpü de yerden alan, okul eklenti, araç gereç ve eşyalarına asla zarar vermeyen tertemiz bir okul ortaya çıkardı. Şimdi sıra bütün bu yapılanları akademik başarıyla taçlandırmaya gelmişti. Ama ilk başta karşılaştığımız zorluklarla maalesef yine karşılaştık. Temelleri yok, yapamazlar. Burası sınavsız bir okul. Buraya gelen öğrencilerin zaten kapasiteleri düşük gibi. Yani hepimizin aslında bildiği, yine öğrenilmiş çaresizliğin somut örneği. Pes ettik mi? Hayır. İşte yaptığımız iyileştirmeler, eğitim ortamında yaptığımız dokunuşlarla ve çocuklarımızı yıl boyunca motive etmek için yaptığımız toplantılar neticesinde çocuklarımızın da başarabileceklerine inandıklarını gördük. Neredeyse hiç devamsızlığın olmadığı, öğrencilerimizin tam bir motivasyonla devam ettiği kurslar bugün 500 öğrenciyle devam etmekte. Ve bir kez daha anladık ki aslında başarmanın temel şartı inanmak ve inandırmak. Yolumuz uzun ve bu yolun bir sonu yok. Bu yolda sadece çok çeşitli başarı durakları var. O durakların bazılarında bazı öğrencilerimizi indireceğiz ve yenilerini alacağız. Ama bizim yolumuz hiç bitmeyecek. Yunus Emre'nin de dediği gibi, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Biz aşkla yürümeye devam edeceğiz.